Arkadaşlar bir geçmeyin de. Çalışmalarına en erken başlamış ve hazırlıklarını tamamlamış Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçimlere en hazır partiyiz. Bugün itibariyle resmi müracaatlar başlamış olmakla birlikte öncesinde gayri resmi olarak müracaat eden değerli adaylarımızla birlikte yaklaşık 650 civarında müracaat olmuştur partimize. Sizlerin de bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle kamuoyuna takdim ettiğimiz bazı adaylarımızı ve bugün ilk defa burada ismini zikredeceğimiz bazı adaylarımızı sizler vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bunlar daha önce ifade ettiğimiz, açıkladığımız Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için halen mevcut belediye başkanımız olan Sayın Hüseyin Sözlü Bey, Mersin Büyükşehir Belediyesi için belediye başkan adaylığı için halen Toroslar Belediye Başkanımız olan Sayın Hamit Tuna Bey. Bugün ilk kez sizlere açıklamak istediğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız halen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Sayın Cengiz Ergun Bey. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanımız Sayın Ümmet Akın Bey. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Sayın Profesör Doktor Serdar Sevimli Bey büyükşehir adayları olarak genel başkanımızın onaylarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır. Keza aynı şekilde il belediyeleri için Bartın Belediye Başkanımız ve halen belediye başkanımız olan Sayın Cemal Akın Bey Bartın Belediye Başkan adayımızdır. Isparta için halen belediye başkanımız olan Sayın Yusuf Ziya Günaydın Bey, Osmaniye Belediyesi için belediye başkan adaylığı için halen belediye başkanımız olan Sayın Kadir Karabey, Karabük Belediye Başkan adaylığı için de halen belediye başkanımız olan Sayın Rafet Vergili Bey aday olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Keza daha önce Ankara'nın Polatlı ve Etimesgut belediye başkanlarımız da Sayın Genel Başkanımız tarafından ilan edilmişlerdi. Sayın Mürsel Yıldızkaya Polatlı Belediye Başkan adayımız olarak, Sayın Enver Demirel Bey de Etimesgut Belediye Başkanı adayımız olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Çalışmalarımız devam etmektedir. Partimize karşı çok yoğun bir ilgi, alaka, teveccüh söz konusudur. Adeta aday patlaması yaşanmaktadır. Cenab-ı Allah'ın izni ve inayetiyle inşallah bu seçimlerin en flash çıkışını yapan, en iyi sonucunu alan partisi olacağımıza bütün samimiyetimizle inanmaktayız. Demin de ifade etmiştim. Afiş, seçim sloganı, görseller, müzik, çalışmalarımız son aşamasındadır. Yani seçimlere en hazır partiyiz ve en iyi neticeyi alacağımıza inanıyoruz. Elbette bundan önce 24 Haziran seçimleri öncesinde yapmış olduğumuz çalışmanın bir benzerini 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için de yapacağız. Güvenlik soruşturması her açıdan yapılacak ama sizler de takdir edersiniz ki hassasiyetle FETÖ sızıntılarının önüne geçmek için daha çalışmalar yapılacak. Hayır, herhangi bir temas olmadı. Fakat bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu konular henüz daha bizim açımızdan da kendileri açısından da bir netliğe kavuşmuş değil. O yüzden çok yorum yapmak doğru değil arkadaşlar. Her yer için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday da söz konusu olabilir arkadaşlar. Hayır, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından herhangi bir ücret talebi söz konusu değildir. Bu seçim çok sayıda adayımız vardı. Demin de ifade ettim. Bir ücret söz konusu değil arkadaşlar. 23 Ekim tarihli grup toplantımızda Sayın Genel Başkanımızın işaret ettikleri, ifade buyurdukları şekilde biz aynı kararlılıkla Türkiye'nin her tarafında kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz arkadaşlar. Hocam, kameranın önüne gelmesin diye. Ben aday olarak bir basın mensubuyum hala da. Basın mensubu olarak ben de belediye başkan adaylığım için müracaatta bulundum. Ben Anadolu Ajansı'nda emekliyim. Fakat İhlas Haber Ajansı'nda Düzce muhabiri olarak görev yapıyorum.
bölgemizin, ilçemizin, ilçelerimizin tüm sorunlarını tek tek bilen insanlarız. Ben Düzce Akçakoca ilçesinden başvuruda bulundum. İnşallah aday olarak Sayın Genel Başkanımız bizi seçerse biz de görev yerimiz olan Akçakoca'da sorunlarla beraber baş başa kalacağız ama sorunları çözeceğiz. Tabii ki ben 30 yıldan beri bölgemizin sorunlarını bilen bir insanlarız. Çünkü gazeteciyiz biz, sizler gibi. Çok şey yapmak istiyoruz. Halkın bize güvenmesiyle, milletin bize güvenmesiyle çok şey yapmak istiyoruz. İnşallah tekrar doğuşun toprakları olan Domaniç'te Milliyetçi Hareket Partimizin bayrağını tekrar dalgalandırıp hayırlı, iyi hizmetler bu dönem yaptığımız gibi hizmetlerimize devam edeceğiz.